Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar, akreplere geldik. Eylül ayı için akreplerle ilgili aslında güzel gelişmelerin olabileceği bir ay. Ama işin içinde bir tutulma efekti olacağı için yine tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü oldukça hareketli, karışık bir döngü dahilindeyiz. Özellikle Türkiye toprakları için konuştuğumuzda. Şimdi birinci maddemiz 2 Eylül'de Plüto retro hareketinde Oğlağa son geri çekilmesini yapacak. Ve 29 derece dediğimiz oldukça sıkıntılı, analitik, krizi barındıran bir etkiden söz ediyoruz. Siz bunu hangi hattan alıyor olacaksınız? Eğer bir araç alım satımı varsa, bununla ilgili bir gündem maddeniz varsa, artık son dakikaların yaşadığınız krizi bir duruma işaret eder. Buna çözüm yolu bulmanız için harekete geçmenizi gerektiren bir döngüyü anlatır. Ne zaman bitiyor bu süreç? 20 Kasım 2024'te tümüyle bitiyor. Oğlak'tan çıkıp Kova'ya yerleşiyor. Bir daha geri dönmemek üzere. Birinci yıl bu. Yani yapacağınız bir sözleşme varsa, araba alım satım varsa bununla ilgili çeşitli sorunlar olabileceğini bilmenizde fayda var. Bununla bağlantılı kardeşlerle ilgili sorunları olanlarda problemin büyümesi ama 20 Kasım itibariyle sonuçlanması, işte husumetli olduğunuz bir komşuluk ilişkiniz varsa yine aynı şekilde bir seyir kendisini gösterebilir. Trafikte oldukça dikkatli olmanızda fayda var. Agresif sürücülerden uzak durmanızda fayda var. Kısa yolculuklarda araba kontrolü, tekeriydi, motoruydu. Bunlara özellikle dikkat etmenizde fayda var. Yeni başlayan bir ilkokul çocuğunuz var ise bununla ilgili süreçte başlangıç aşamasında uyum problemleri yaşayabileceği için biraz anlayışlı ve sabırlı davranmanızda fayda var ebeveyn olan akrepler için. Hemen akabinde 3 Eylül'de Zosmalı bir yeni ayımız var. Başak'ta bir yeni ayımız var. Bizim iyicil dediğimiz isteklerinizin, ideallerinizin gerçekleşebileceği, geleceğe dair adımlar atabileceğiniz, dahil olduğunuz gruplar, arkadaş grupları, dernekler varsa, sivil toplum örgütleri varsa bu konularla ilgili yeni başlangıçların olabileceği ama kendi içinde de dengesizliklerin olabileceği, bir döngü dahilinde olduğunuzu bilmelisiniz. Yeni başlangıçları getirir ama dengesizliği ve kendi içinde bazı noktalarda sizi kararsız bırakabilecek kafa karışıklıklarını da getirebilir. Bunu hassasiyetle değerlendirmenizde fayda var. Söylediğim arkadaş çevresi değişebilir, yenileri eklenebilir. Eskilerden, tanıdıklardan haberler alabilirsiniz gibi bir açılım söz konusu. Hemen akabinde 4 Eylül'deki Mars yengeç şöyle, aslında size aksiyon almak için olumlu bir açı yaratıyor. Kendi burcunuzla alakalı olarak yurt dışı hikayesi olanlar, bu bir eğitim olabilir, eğitim vizesi olabilir, yurt dışı ticareti olabilir, göç edeceksinizdir ya da tatile çıkacaksınızdır, yurt dışı tatiline çıkacaksınızdır. Bununla ilgili aksiyon almak için aslında güzel bir süreç. Özellikle 6 Eylül itibariyle bu konuda harekete geçebilirsiniz. Çok da iyicil bir performans olur sizin için. Ama yine de Mars yengeçin kendi içine dönük ve Mars'ı net bir şekilde ifade edemediği bir yapı olduğu aklınızda olsun. Biraz daha kendi üzerinize düşen bir çaba göstermek durumunda kalabilirsiniz. Parçalı ay tutulması süper modda. 5. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi 5. ev ne demek? Şimdi bizim işimize geliyor tabii bu şekilde söylemek ama bunun mealini anlatmak gerekiyor size. Şöyle, şimdi ebeveyn olan akrepler varsa
çocuklarıyla olan ilişkilerde farklı bir gündem maddesine geçerler. Bazı şeyler ortaya çıkarken bu kendi içinde yine belirsizlik ve kafa karışıklığıyla kendisini gösterebilir. Belki çocuğunuzun güven bunalımı vardır, bunu fark edersiniz gibi gibi etkiler. Aynı zamanda çocuğunuzla ilgili masraflarınız artabilir. Malum okullar açıldı falan. Bunlarla ilgili mevzularınız olur. Ebeveyn olmayan akrepler için eğer yeni başlayan bir ilişki süreci varsa bununla ilgili bazı şeylerin açığa çıkması ama yine peşi sıra bazı belirsizliklerin olması, yine ilişkide bazı soru işaretlerin olması gibi ya da bu soru işaretlerinin farkına varılması gibi durumlar. Spekülatif mevzularla, borsayla, bitcoinle bunlarla ilgilenen akrepler, ki akrepler diğerlerinin paralarıyla hareket etmeyi çok sever, diğerlerinin kaynaklarını çok güzel kullanırlar. Bununla ilgili çok risk alınmaması gereken bir süreci anlatıyor. Çünkü içinde bulunduğumuz bu Plüto Oğlak ve bu döngü, bu tutulma döngüsü özellikle Türkiye açısından, ekonomi açısından oldukça zorlayıcı bir döngüyü tekrarlatacak bize. Daha da derinleştirecek bir krizden söz ediyoruz. Dolayısıyla hani güvendiğiniz dağlara kar yağabilir. Oldukça temkinli olmanız gereken bir süreç. 23 Eylül'de Venüs'ün akrebe geçmesi sizin işinize gelir. Para yönetimi, bütçe yönetimi, ilişkiyle ilgili bir gelişme, bazı şeylerin netlik kazanması ya da farklı kazançlar sağlama noktasında size fayda sağlayacak bir görünümdür. Umarım beklediğinizden ve benim anlattığımdan çok daha olumlu bir ay yaşarsınız. Ay tutulması olduğunu, aynı zamanda ay tutulmasının çerçevesinde gelişecek rahatsızlıklar noktasında da temkinli hareket etmenizde fayda var. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.